Herkese merhabalar. Söz sanatları ile Türkçe yolculuğumuza devam ediyoruz. Hazır mısın Tonguç'um? Hazırım hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Bugün söz sanatlarında teşbih, teşhis, intak, mübalağa ve tezatı öğreneceğiz. Son derece basit bir konu. Hiç endişelenmemize gerek yok. Mesela aslanla tavşanın konuşması bir konuşturma oluyor. Bunlar kendi aralarında sohbet ediyorsa. Ve bunlar insana benzediği için, insan olmayan varlıkları insan yaptığımız için kileştirme olacak. Konumuz çok kolay bir konu. LGS'de mutlaka gelen bir konu. Geçen seneki sınavda gelmedi ama geçen seneki sınavda biliyorsun fiilimsi de gelmedi. Cümlenin ögeleri de gelmedi. Yazım kuralları da gelmedi. Ama bu seneki sınavda bu konudan yine bir soru bekliyoruz. Yeni nesil taktikli Türkçeden, Dinamo Türkçe Soru Bankası'ndan ve Zoru Bankası'ndan bu konuyla alakalı sorularını çözmeyi unutma. Burada son derece seçici özel testlerimiz var söz sanatlarıyla alakalı. Bak burada söz sanatları 1 ve söz sanatları 2 testleri. Ve burada sana şöyle bir şey söyleyeceğim Tonguç'um. Bu soruları yanlış yaptığın zaman mutlaka Karekod'dan soru çözümünü izle. Ve ardından da bu soruları bir kez daha çözme hakkın olduğunu unutma. Yani dijitalde zaten bu kitaplarımızda biliyorsun çok daha fazla soru var. Yani burada gözükenden çok daha fazla soru var. Aynı zamanda sen bu soruları bir kez daha da çözebilirsin hata yaptığın soruları. Bunun haricinde şimdi konumuzu öğrendikten sonra mutlaka bu kitaplardan soru çözmeni tavsiye ediyorum ama bunun haricinde paragrafta son noktadan, paragraf 10'dan ve paragraf 10'dan da her gün düzenli bir şekilde paragraf sorusu çözmeyi unutma. LGS hazırlığı nasıl gidiyor Tonguç'um? İyisin inşallah. İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. O zaman hadi gel konumuza başlayalım. Mükemmel bir şekilde konumuzu öğrenelim. Ardından da testler, ödevler seni bekliyor. Hadi bakalım. Burada aslan gibi güçlü futbolcular sahadaydı demişiz. Şimdi ben desem ki futbolcular sahadaydı desem. Sen çok basit bir cümle olur. Sıradan bir cümle. Bana ne ya futbolcular sahadaydı. Burada bir şey yok. Ama aslan gibi güçlü dediğimizde ne oluyor Tonguç'um? Bir... Aslan gibi adamsınız hocam. Ne diyorsun Tonguç'um? Ben resmen böyle şey yapıyorsun. Neyse. Aslan gibi güçlü futbolcular sahada derken burada işte benzetme yapmış oluyoruz. Neden benzetme yapmış oluyoruz? Çünkü futbolcuları aslana benzetiyoruz. Burası önemli bak cümle biraz renklendi. Şimdi aslan futbolcular sahadaydı desek mesela gibi güçlüyü kullanmasak benzetme datı veya benzetme yönü kullanmasak bu daha güzel oluyor. Ve burada futbolcular benzeyen oluyor Tonguç'um. Aslan da kendisine benzetilen oluyor. Bu kadar basit bir konu. Sen zaten sınavda hangisine benzetme sanatı vardır diyecek. Sen futbolcular sahadaydı da herhangi bir şey olmadığını aslan futbolcular sahadaydı dediği zaman da bir benzetme olduğunu bilsen yeterli. Ahmet öyle bir vurdu ki top uzaya gitti. Bu ne ya? Abartmış. İşte bu da abartma olacak Tonguç'um. Abartma kadar... kabartma. Aynen abartmış. Bu kadar da böyle bir şey olur. Hiçbir zaman topu uzaya gönderemezsin. Futbol topu sanki bana artık sert vurmayın der gibi paramparça olmuş diyor. Bak. Bu ne kadar saçma sapan. Evet, top konuşabilir mi? Top konuşamaz. Konuşamaz. Niye? Çünkü futbol... o bir cansızdır. Cansız var. Futbol topu konuşamaz. Dolayısıyla buradaki bir konuşturma sanatı var Tonguç'um. Ve aynı zamanda... İntak. İntak. Ve aynı zamanda insan olmayan, yanlış anlama. İnsan... Efendim hocam? Hayır. İnsan olmayan varlığa insana özgü özellik verilmiş. İnsan gibi konuşturulmuş. Dolayısıyla kişileştirme sanatı da var diyeceğiz. İşte söz sanatları hocam, bu kadar basit. Kaç tane sanat vardır hocam? Kaç tane sanat var? Bir... 2, 3, 4 bir de tezat sanatı var. Bu kadar basit. Hemen başlıyoruz Tonguç'um. Şimdi bir dakikada sana bir gösterdik. Esasında korkacak bir şey olmadığını gösterdik. Şimdi hemen hızlı bir şekilde benzetme sanatıyla başlıyoruz. Tanım vermişler. Aralarında benzerlik bulunan iki varlıktan. Ya bu tanımı geç kaldı. Çok basit. Soluğum bir kuş gibi uçuyor ellerine. Şimdi soluğum, soluk uçmaz mesela. Burada bir değişik bir şey var. Ama insan da uçmayacağı için burada kişileşme var diyemezsin. Biraz zor örnekler soruyoruz. Yeni sınavda belki biraz daha seçici sorular. Kuş sonra... gibi demiş. Benzetme var. Aynen. Gibi'yi gördüğümüz zaman bak. Gibi sözcüğünü Tonguç'um. Veyahut da andırıyor sözcüğünü gördüğün zaman diyeceksin ki aha burada benzetme olabilir. Kişileştirmeye baktığımızda ise insan dışındaki varlıkları insan gibi gösteriyoruz. Yani insana ait özellikler insan dışındaki diğer varlıklara veriliyor. Mesela kalemler. Bak şöyle gösterelim. Kalemlerimizi şöyle koyalım. Kalemler kendi aralarında çok mutluydu. Evet, kalemler bugün çok mutlu ve sevimliydi. Ya bu kalem mutlu olabilir mi? Kalem cansız var. Yani bak hiçbir aldığı Tonguç yazdığı için mutlu olabilir. Hocam. Olabilir belki ama onu biz göremeyiz. Dolayısıyla burada kalemlere insana özgü bir özellik verilmiş. Dolayısıyla kişileştirme sanatı vardır diyeceğiz. Konuşturma ise konuş bakalım. Ya hocam ne demek istediniz şu anda? İnsan dışındaki canlı cansız tüm varlıkları konuşturma sanatı konuşturma diyoruz. Tabii sen insan olduğun için bu örnek olmaz tabii. Kötü bir örnek oldu. Kalemler adeta bana hocam bırak peşimizi diyordu diyor. Bak şimdi kalem böyle bir şey diyebilir mi? Diyemez. Çek ellerini üzerimden. Çek ellerini üzerimden. İşte bak burada kalem adeta bir insanmış gibi konuşturulmuş. Çek o pis ellerini üzerimden. Ne diyorsun ya? Hayır kırmızı kalem diyor ben demiyorum hocam. Ben de en güzel anlaşıyordum. Şimdi burada şöyle bir şey var. Kişileştirme sanatı olan... bir cümlede konuşturma sanatı olmayabilir. Ama konuşturma sanatı varsa bir cümlede kesin kişileştirme sanatı vardır. Yani sana konuşturma sanatı verdilerse orada aynı zamanda kişileştirme sanatı yapılmış diyebilirsin. Tezata baktığımızda esasında tezıt yazacaklarmış. Yani zıtlık ama tezat yazmışlar. Sıkıntı yok. Burada da
birbirine karşıt duygu, düşünce, hayal ve durumları ifade ediyoruz. Mesela neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Bak düşman ve dost birbirine zıt. Dolayısıyla burada tezat yapılmış. Veyahut da ağlarım hatıra geldikçe gülüşlerimiz. İyi kötü hatırlıyorum. İyi kötü. Burada da yine zıtlık var diyebiliriz. Mübalağa ise senin en çok yaptığın şey Tolga hocam. Abartma. Sürekli abartma. Mübalağa ne demek hocam? Mübalağa abartma. Türkçesi abartma. Arapçası mübalağa sanatı. Sözün gücünü ve etkisini artırmak için bir durum, olayla varlık... Ya tanımı geç kardeşim, abartıyorsun. Günlük hayatta yaptığımız bir şey zaten. Ölüm indirme. Burada Mehmet Akif Ersoy yapmış tabii ki burada ama abartmayı bilerek yapmış. İstiklal Marşımızın yazarıdır, kendisi şairidir. Mükemmelsin. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer demiş. Sana böyle Çanakkale şehitlerine destandan alınmış bir beyit bu. Böyle bir şey verebilir. Beyit ne demek hocam? Beyit eğer bir satır olursa mısra, iki satır olursa beyit, üç tane, dört tane olursa dörtlük oluyor. Bunları ilerideki sınıflarda öğreneceksin. İnşallah senin nitelikli bir okula gittiğinde ya da kaliteli bir okula gittiğinde bunu göreceksin. Burada şunu görüyor musun Tonguç'um? Abartmış. Yani Çanakkale Savaşı sırasındaki insanların şehit olması, insanların ölmesini... Mehmet Akif Ersoy, abartmaz hocam lütfen. Hayır, abartmış derken çok güzel abartmış diyelim. Enkaz beşer, yani tüm insanlığın enkazı savruluyor diyor. Hakikaten de iyi bir şekilde abartmış. Güzel yapmış yani dolayısıyla. Mübalağa abartmış. Hemen bu haftanın ödülü sorusunu yap. Hadi bakalım, iyi çalışmalar evladım.